Avusturya'nın Viyana Büyükelçisi Kadri Ecvet Tezcan, Avusturya'da günlük yayınlanan Die Presse gazetesine verdiği mülakatta Türklerin uyumu ile ilgili Avusturya makamlarının uygulamalarını eleştirmişti. Tezcan'ın yabancılardan sorumlu İçişleri Bakanı Maria Fekter'in doğru partide olmadığı ve son birkaç sene içinde Türklere ve yabancılara karşı ırkçı uygulamaların arttığı şeklindeki açıklamaları Avusturya makamlarınca içişlerine müdahale olarak algılandı. Die Presse gazetesinde yayınlanan mülakatı vermekteki hedefim kimseyi incitmek, kimseyi üzmek ya da kimseyi suçlamak için değildi. Viyana'da gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk Anma Töreni'nde Avusturya basınının ilgi odağı olan Büyükelçi Tezcan, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Ben bu mülakatı burada yaşayan Türk insanını ve buradaki Avusturyalıları her iki tarafın da lehine olabilecek bir sağlıklı tartışmayı başlatmak için böyle bir beyanatta bulundum. Avusturya gazetelerinde de geniş yer alan açıklamalarda Tezcan'ın mülakat verdiği Die Presse gazetesi, Türkiye elçinin görüşlerine mesafeli manşetini atarken, ülkenin ikinci yüksek tirajlı gazetesi Kuryer, neden Türk Büyükelçi bizi bu şekilde kışkırttı sorusunu manşetinde sorarken, yine Bulvar gazetesi olan Österreich, Türkiye Avusturya'yı kışkırtıyor manşetini attı. Gazeteler arasında en radikal manşeti ise ülkenin 1 milyon tirajlı Bulvar gazetesi Koranen Saytung attı. Türk Büyükelçisi hemen gitmeli. Huzurlu bir sonuç çıkar ve uyum dediğimiz şeyi de hakiki manada yaşarız diye düşünüyorum. Öte yandan Avusturya Yeşiller Partisi'nden milletvekili olan Alev Korun, Büyükelçi'ye gösterilen tepkinin aşırı ve diplomatik kriterlere uymadığını, ancak önemli noktaların ortak bir platformda tartışılması gerektiğini söyledi. Onları farklı platforma değerlendirmek lazım. İnsanlarımız sonuçta Türkiye'yi bir tatil ülkesi olarak da seviyorlar. Bu sevgilerinden vazgeçeceklerini düşünmüyorum.